kilotla mayoyla sahne olmamalı dedi. Kimsenin kıyafetine karışma hakkı yok. Sahne kıyafetleri konusunda ahlak hocalığını yapmasın. Sanat ve toplum ahlakı üzerine ders verebilecek konumda değil İzzet Yıldızhan. Geçmiş günlerde kızların flört edemez demişti İzzet Yıldızhan. Sosyal medya yine karışmıştı. Destekleyenler kadar ağır eleştirip küfür edenler, hakaret edenler de olmuştu. Hakaret ve küfür edenlere de İzzet Yıldızhan dava açmıştı. Davasından da vazgeçmemişti o dönemde. Geçtiğimiz günlerde yine magazin muhabirlerinin sorularına cevap vermiş ayaküstü İzzet Yıldızhan. Önce açtığı davalar sorulmuş. Benim ailem kırmızı çizgimdir. Kendini bilmezler, ölmüş anneme küfür etti, affetmeyeceğim. Yani davadan vazgeçmiyorum dedi. Yine muhabirlerin Gülşen, Hande Yener, hadisenin sahne kostümlerinin çok konuşulması ile ilgili soruya da İzzet Yıldızhan dedi ki, bu da yine sosyal medyayı karıştırdı. Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyuyorum ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Kilotla da çıkmasınlar bir zahmet. Çok açık kıyafetler, kostümlerle ilgili gündemdeki haber için söylüyor. Ben demiyorum ki peçeyle çıksınlar. Sahne adabı denilen bir şey var. Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor. Kilotla, mayoyla sahne olmamalı dedi muhabirlere. Yine ortalık karıştı. Sosyal medya ikiye bölündü. Ünlülerden cevap gelmeye başladı. Yine takipçilerden cevap gelmeye başladı. Önce Hande Yener tepki gösterdi. Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor. Ya diyor bir de deneyip bir şey olamayanlar. En çok da bunlara gülüyorum dedi Hande Yener. B12 kullanın. Google'la geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari. Kendiniz için kostüm otoritecikleri diyor. Bu sözlerin üzerine ikinci sayfaya katılıyor İzzet Yıldızhan. Hande Yener'e cevap veriyor. Hande Yener'in yüreği varsa paylaşımında ismimi yazsın diyor. Bana bu soru sorulduğunda asla isim vermedim diyor. Ardından fenomen Nihan Can'dan o da tepki gösteriyor. Bu tarz açıklamalar yapan erkekler sapık gibi geliyor bana. Sizce diyor. Yine devam ediyor yazısına. Rihanna giyebiliyor da bizimkiler neden giymiyormuş? Yes style, no porn diye de devam ediyor yazısına. Böyle de bir gündemde İzzet Yıldızhan'ın polemikleriyle ilgili yazılar var Hande'den ve tepkilerle ilgili. Şu görüntüler daha çok açık olmaları, işte kiloda yakın çıkmaları ile ilgili de İzzet Yıldızhan'ın görüşlerine Hande Yener tepki gösterdi. Sonrasında devam etti. Neler söylersin Ali abi? Şimdi adım adım gidelim. İzzet Yıldızhan kimin ne kıyafet giyeceğine karar verecek bir otorite değil. Görüşleri öyle olabilir. Katılmamama saygı duyarım. Yani. Ama diyor ki insanlar, çocuklar bu televizyonda izliyorlar. O insanlar direkt televizyona çıkmıyorlar. Birileri çekiyor onları, haber yapıyorlar. O haberler ya da magazin programlarında ekrana geliyor. Çocukların erişebileceği bir saatte o programları, o görüntüleri yayınlamasınlar. Yani katmerlik, kimsenin kıyafetine karışma hakkı yok. Çocuklar zaten sosyal medyada, ekrana gerek yok ya abi. Oradan görüyorlar. Yani kimsenin kıyafetine karışma hakkı yok. Ama İzzet Yıldızhan da yani sahne kıyafetleri konusunda ünlülerin ahlak hocalığını yapmasın. Yani öyle bir konuma geldiğinde herhalde isteğe girebilecek bir isim değil insanlara sanat ve toplum ahlakı üzerine ders verebilecek konumda değil İzzet Yıldızhan. Ya kendi işinde başarılı, İzmir'de bir otel açtı. Ya kendi işini yap, şarkılarını söyle, filmlerini söyle. Sana ne Hadise'nin, Hande'nin, Simge'nin ya da bir başkasının kıyafetinden. Yani kilotla da çıkmasınlar bari. Çıkar. İnsanlar kabul ederse çıkmaya devam ederler. Kabul etmezlerse onlar da anlarlar ki bu çıplaklık işe yaramıyor. Zaten Hande Yener de kendisi... Hande söylemişti o. Yani, evet, yani şarkı... Bana ne sizin kıyafetlerinizden diyecekler demişti bir zaman. Şarkı, iyi şarkı yok. İyi şarkı olmayınca da diyecek. Kendi öz eleştirisini yaptı. Tamam çıkıyoruz ama bana ne artık sizin kıyafetlerinizden şarkı istiyoruz. Böyle bir öz eleştirisi vardı.
sen şarkıcıların kıyafetlerinin sorgularsan, o da sana der ki Ankara Sheraton Oteli. Google der yani. Geçmişini hatırlatır, sil der. Sildir bakayım der. Yani camdan kulede oturan başkasının camına taş atmayacak. Hepsi Google'da var. Araştırdığın evet. Zaman sosyal medyada her şey var. Nihat Doğan'ın da bir tepkisi yani, var. Ona da gireceğim ama. İsmi yazsın. Sen yüreğin yetiyorsa niye isimlerini açıklamadın? Ben isim vermedim diyorsun. İsim vermedin ama kastettiklerin belli. Gazeteciler bu konuda soru mu sorup sana? VTR mi çıkarmak istiyorlar? Profesyonel davranacaksın. Hani diyorsun ya her sanatçının özel hayatı kendine, saygı duyarım. Bitti. Ondan sonra aması, fakatı, lakini yok. Arkasına ama geliyorsa zaten ilk cümleyi çürütüyor anlamına evet. Geliyor bu. Evet. Onun için ama bu şarkıcıların sahne kıyafetleri konusunda İzzet Yıldızlan'ın tek olmadığını birçok insanın da İzzet Yıldızlan'la aynı görüşte aynı fikirde oldukları evet. Söyleyeyim işte Gonca Vustateri bir tepki gösterdi Twitter'da. Korkuyorum ne giyeceğimize İzzet Yıldızlan karar verecek diye. Evet. Şimdi bu konuda medya şöyle bir uyanıklık yapıyor. O resimlerden galeri yapmak için cümle cümle biliyorlar. Yani habere ulaşmak için 50 tane fotoğrafı seyretmek zorunda, görmek zorunda kalıyorsun. Bir kadın vücudu teşhiri. Yani hesapta eleştiriyorlar. Ya geçin bu 200'lülüğü ya. Yani Gülşen'in ne giydiği seni ilgilendirmiyorsa ne haberi ne bakarsın, ne resmini görürsün, ne televizyonda izlersin ya da Hande Yener'in ya da Hadise'nin. Hatta Nihat Doğan da Alişan'la ilgili şey az sonra okuyacağım haber diyor ki Diyanet İşleri Bakanlığı'na İzzet Yıldızhan'ı yardımcılığına da Alişan'ı atayın olsun bilsin. Bunu niye söyledi az sonra söyleyeceğim. Nihat Doğan'dan da böyle bir tepki gelmişti ama dediğin gibi geçmişe bakıldığı zaman birçok haber çıkıyor. İzzet Yıldızhan'ın Ankara Sheraton'dan dava arkadaşı değil mi? Ya ben olsam konuşmam bu konuda. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'na İzzet Yıldızhan'ı aday gösterdiğin zaman İzzet Yıldızhan'ın da yardımcım olarak da seni tayin ettim diye Nihat Doğan'a gönderme yapması lazım. Ya da Nihat Doğan'ın magazin programında yorumculuk yapıyor diye açıkçası Alişan'a belden aşağı vurmasını anlamıyorum.